Mutlu günler değerli izleyiciler. Atatürk Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Öcalan'ın idam cezasından kurtulmasında Bahçeli'nin de imzası var diyen Başbakan Erdoğan'a tokat gibi cevap. 2002 yılından önceki her konuda iftiralar atarak başbakanlık yapılamayacağını belirten Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklamaya çağırdı ve haysiyetli bir davranış bunu gerektirir dedi. Öcalan'ın idam cezasından kurtulmasında Bahçeli'nin de imzası var diyen başbakana Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den sert karşılık geldi. Bütün kurumlar üzerinde etkin bir durum elde etmiş bir başbakan olarak bunu da lütfen bir açıklama yapsın ve kamuoyunu bu konuda bir doğru bilgiye ulaştırsın. Kendisinde haysiyetli bir davranış bunu gerektirir. Yoksa 2002 yılından önceki her konuyu suçlayarak, iftiralar yaparak başbakanlık da olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını bir kez daha vurguladı ve uyardı. Kavram kargaşasıyla kardeşliği gölgelemek doğru değil. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bahçeli, gazetecilerin CHP'nin girişimine ilişkin sorularını cevaplandırdı. O dosyanın özüne karşıyız. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Bin yıllık kardeşliğimizi zedeleyecek herhangi bir yanlışa ülkeyi düşürmemek lazım. Kavram kargaşasıyla kardeşliği gölgelemek doğru değildir. O sebepten dolayı Kürt sorunu vardır derseniz, Türkiye'de çoluğunun çocuğunun rızkını Antalya'da karşılamayı düşenen bu milletin güzide bir evladı, Diyarbakırlı, Şırnaklı veya Siirtli diyerek Antalya'da sorunmuş gibi görülmesini kabul edebilir misiniz? O bakımdan terörle mücadele üzerinde durmak lazım. Kürt sorunu diyerek bir başkalarının tuzağına Türkiye'yi düşürmemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk milletinin tüm fertlerinin bin yılda karılan harcın ve olgunlaşan hürmetin eşit, saygın ve onurlu birer mensubu olduğunu vurguladığı Bahçeli, bu tarihi gerçeği görmezden gelerek Kürt kökenli kardeşlerimiz sorunla aynı kaba sokmak millet varlığına vurulan hançerdir ki bunun tek ismi vardır, o da hıyanettir dedi. Devlet Bahçeli, terörü Kürt kökenli kardeşlerimle çakıştırmaksa başlı başına aşağılık bir yaklaşımdır. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur ve olmayacaktır. Vardır diyenler, 100 yıl önceki küresel hesap ve güçlerin bugünkü zaman diliminde piyonluğuna ve uşaklığına soyunanlardan başkası değildir diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere de katıldı. Isparta Belediyesi'nin var olan hizmet siyaseti, projeci ve durmayı hiç aklından geçirmeyen belediyecilik iddiasıyla şehri imar etmekte, daha da gelişmesi için samimiyetle çalışmakta olduğunu kaydeden Bahçeli, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve mesai arkadaşlarına yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür etti. Isparta güzelleşmektedir, Isparta değişmektedir, Isparta kalıplarını yarmakta, kilitlerini kırmaktadır. Çok şükür Isparta önüne açılan hendekleri aşmaktadır diyen Bahçeli, Isparta'da belediye yönetiminin bundan sonra da hiç kimseyi ayırt etmeden, kökenine ve mezhebine bakmadan burada yaşayan her bir kardeşimi Cenab-ı Allah'ın bir emaneti kabul edeceğini biliyor ve öyle olmasını gerektiğine de inanıyorum diye konuştu. Bizim gözümüzde doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli tasnifi bulunmamaktadır. Bizim için herkes büyük Türk milletinin eşit ve onurlu birer fertidir. Demokrasi ve özgürlük sözlerini paravan yaparak bin yıllık hukuku bozmaya çalışanlar bizim için kötülüğün ve ihanetin misyonerleridir. Buna çanak tutanlar her alana yaydıkları sindirme kampanyasını ileri demokrasi diyerek yutturmaya çalışanlar işbirlikçilikten ve bölünmenin teşrifatçısı olmaktan
yakalarını kurtaramayacaktır. Bize göre kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. İsparta'nın ekmeğini yiyen, suyunu içen her bir kardeşim milletimizin bir parçasıdır, vazgeçilmez bir değerdir. Bizim için bu vatan üzerinde kim nerede doğdu ya da nerede doğduğu önemli değildir. Biz bu vatanın her bir karışına, her santimetre karesine aynı göz, aynı duygu ve aynı bağlılıkla yaklaşırız. Bunun için bin yıllık kardeşlik hukukunu savunur, yüceltir ve sahipleniriz. Kimseyi ayırmayız. Kimseyi kayırmayız. Kimseyi hor görmez ve kimseyi ötekileştirmeyiz. Çünkü son yurdumuzun üzerinde yaşayan her bir kardeşim bizim için paha biçilmez bir değer ve etnik kan kara vurularak ölçülemeyecek kadar bütünleşmiş bir hazinedir. Bunun için İsparta'ya kim nereden gelirse gelsin, rüzgünü aramak, çareyi bulmak ve geleceğini şekillendirmek kaygısında olan kardeşlerimize elimizi uzatacağız ve ocaklarının yanıp yanmadığını mutlaka dert edineceğiz. İftiharla söyleyebilirim ki belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini aziz vatandaşlarımla nasıl iç içe geçireceğini ve hizmetlerin sunumunda ne kadar heyecanlı olacağını İsparta Belediye'miz şimdiye kadar hamdolsun göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, AKP hükümetinin baskılarının, AKP müfettişlerinin tacizlerinin ve imzasız şikayet mektuplarıyla suç oluşturmak için uğraşılmasının belediye yönetiminin ısrarlı yürüyüşünü bozamayacağını belirtirken, Isparta'dan bir kez daha duyurmak isterim ki, şayet başbakan ve hükümeti hırsızları, uğursuzları, ihale tacirlerini, belediye kaynaklarını yağma edenleri merak ediyorsa, çevrelerine ve birbirlerinin yüzlerine bakmaları yeterli olacaktır. Bu çerçevede baktıkları yerde yolsuzluk batağına saplanmış AKP'li belediyeleri göreceklerdir, dedi. Devlet Bahçeli konuşmasında Türk milletinin 9 asırdır Anadolu coğrafyasını yurt tuttuğunu, kimsenin birbirinin kökenini, inancını ve mezhebini araştırmadığını, etnik kimlik tanım ve tasniflerle yapay ayrımların çekim alanına kapılmayıp bin yıllık kutlu varlığını harabeye çevirecek oyunlara düne kadar düşmediğini de kaydetti. Altını kalın olarak çizmek isterim ki fıkralarla, masallarla, destanlarla, deyişlerle, manilerle ve hikmetli ifadelerle birbirimize sokulduk, birbirimize sarıldık. Dille, tarihle ve gelecekte var olma bilinciyle aynı kader gemisine birlikte bindik. Salva, sözle, sanatla ve geleneksel değerlerimizin ikramıyla iç içe geçtik. Birbirimizin yemini olduk. Kıblemiz tek, dualarımız aynı oldu. Gözyaşlarımız ve sevinçlerimiz kaynağa benzer oldu. Bu itibarla birlikte güldük, birlikte ağladık. Birlikte aynı safa girdik, aynı hizada ellerimizi açtık ve Cenab-ı Allah'a şükrettik. Niyazlarda bulunduk. Peygamber Efendimiz'in tebliğine her birlikte sarıldık. Hep beraber onun mübarek izinde yürüdük. Bu şartlar altında biz Türk milleti olduk. Doğrusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle müşterek çarpan kalp olduk. Atan nabız, bakan göz, dokunan el, yanan yürek ve yarınlara yürüyen milli hedef haline geldik. Bu nedenle kutsal ve tarihi nitelikli bin yıllık çınarı yıpratmaya, çürütmeye veya kesmeye kim olursa olsun gücü ve dermanı yetmeyecektir. Çünkü bu art niyetlerin karşısında birlik namesinden
kardeşlik ilkesinden ilhamını alan Milliyetçi Hareket Partisi durmaktadır. Türk milletini tarihi şart meselesinin iz düşümünde etnik kimliklere geriletmek, ufalamak ve küçültmek için uğraşanlar mutlaka akıllarını başlarına almalıdır. CHP'nin sözde Kürt sorunu çerçevesinde başlattığı görüşme ve temas trafiğini son derece mahsurlu ve tehlikeli gördüğü üzerinde de duran Devlet Bahçeli, Kürt kökenli kardeşlerimle sorun kelimesini yan yana getirmek her şeyden önce nimet ve had bilmezliktir, dedi. Bugün İspartalı kardeşimle Şırnaklı kardeşimin temel hak ve özgürlüklere ulaşmada bir farklılığı var mıdır? Yozgatlığıyla Hakkari'nin siyasetten ticarete kadar bu alanlarda faaliyet gösterebilmesinin önünde bir engel bulunmakta mıdır? Kim kimden üstün veya kimin kimden daha fazla ya da eksik yanları vardır? Bu durum karşısında Kürt sorunundan nasıl bahsedilmektedir? Türk milletinin tüm fertleri bin yılda karılan harcın ve bin yılda olgunlaşan hürmetin, eşit, saygın ve onurlu birer mensubudur. Bu tarihi gerçeği görmezden gelerek Kürt kökenli kardeşlerimi sorunla aynı kaba sokmak millet varlığına vurulan hançerdir ki bunun tek ismi vardır, o da ihanettir. Eklemeliyim ki terörü Kürt kökenli kardeşlerimle çakıştırmak ise başlı başına aşağılık bir yaklaşımdır. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur da olmayacaktır. Vardır diyenler 100 yıl önceki küresel hesap ve güçlerin bugünkü zaman diliminde piyonluğuna ve uşaklığına koyulanlardan başkası değildir. Dün imparatorluk coğrafyasını bölüşenlerin mezhep ve etnik ayrımcılığını körüklediklerini, fitili ateşlenmiş bölünme bombasını şerefsizce aramıza atıp kenara çekildiklerinden de bahseden Bahçeli, atılan nifakların sonucunda Orta Doğu'nun, kutsal toprakların ve Balkanların kaybedildiğini, en sonunda da Türk milletini son vatanından çıkarmak için etnik ve mezhep ikiliğini körüklediklerini bildirdi. Sözde Kürt sorununun mucitlerinin amacı bellidir. Türk milletini etnik kimlik değerlerinde öğütmek ve ezmektir. İşte böylesi bir ihanete AKP ve CHP alet olmaktadır. Bugün milletimizin muhatap olduğu büyük bir sorun var, sorunu vardır. Onun da ismi bölücülük ve terör sorunudur. Türk milletinin ve devletinin, devletinin bekası bu kapsamda büyük bir tehdit altındadır. Hayat ve varlık haklarımız kuşatmadadır. CHP, AKP elleri olan analar ağlamasının istismarına sığınıp sözde Kürt sorununun elçiliğine soyunacağına, terörle ve bölücülükle nasıl mücadele edileceği konusundaki fikirlerini ileri sürmelidir. Peki sözde Kürt sorunundan bahsedenler lafı dolaştırmadan, eğip bükmeden amaçlarının ne olduğunu, gündemlerinde nelerin bulunduğunu, akıllarında nelerin gerektiğini mutlaka izah etmeli ve milletimize de açıklamalıdır. Mesela Türk milletinin ismiyle ilgili gizli bir hedef mi vardır? Anayasa hazırlığı paralelinde sinsi bir çalışma mı bulunmaktadır? Türk kimliği, Türklük bilinci, Türkçe ve ünlü devlet yapısıyla ilgili kafalarda ne gibi şeyler bulunmaktadır? Bu soruların cevaplarını AKP'de, CHP'de ilan etmelidir. Devlet Bahçeli, CHP'nin öneri diye gündeme taşıdığı 10 maddelik çöküş planının yalnızca iki yerinde terör ifadesine öylesine yer verildiğini, bölücülük sorununa ise hiç değinilmediğini kaydetti. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde toplumsal mutabakat komisyonu, sivil alanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi bağlantılı ve koordineli şekilde faaliyet gösterecek akil insanlar grubu oluşturmasıyla ilgili düşüncesi PKK'nın İmralı Cadisi'nin gündeme getirdiği önerilerin tıpatıp aynısıdır. Şimdi bize dönüp
PKK'nın tekliflerini görüşmemiz konusunda çağrılarda bulunmaktadırlar. Hatta ne olmuş, ismi de değiştiririz diyerek bizim yalnızca isme takıldığımız CHP Genel Başkanı tarafından iddia edilmektedir. Biz şekle değil öze, zarfa değil mazrufa bakıyoruz. Bu saatten sonra yalnızca isim değişikliğiyle bizim PKK'nın tekliflerini görüşebileceğimizi sananlar büyük bir handikap ve hatta hata içinde olduklarını bilmelidir. Milliyet Hareket Partisi'nin bir dediğini tutmayan, akşam başka, sabah başka konuşarak yeni olduğunu söyleyen ama sadece yeniliği bölüm olarak gören bir kafa yapısıyla konuşmak şöyle dursun, bir araya gelmesi dahi mümkün değildir. Bizimle hiç kimse Türk milletinin dağılmasını müzakere edemeyecektir. Kapılarımız bölünmede tokalaşan niyetten sonuna kadar kapalıdır. Uludere havalilerine sırtımız dönüktür. CHP boşuna çırpınmamalı, daha fazla gururuyla oynamamalıdır. AKP ve CHP ve BDP'den oluşan şeytan üçgeni bir araya gelerek planlarını masaya yatırmaları ve el ele milletimizi zehirlemenin mesai çalışmasını yapmaları kendi fırsatlarına uygundur. Bize vebal hatırlatması yapıp çözüm ona çözüm sürecini sabote ettiğimiz iftirasını atanlar evvela 2 yıl önce analar ağlamasın diyerek Türkiye'yi bu noktaya getiren haburcu yıkma laf yetiştirmelidir. MHP'yi suçlamayı bırakarak hayatlarında bir defa utanmaları varsa PKK'ya ve bölücülere yönelik ağızlarından bir karşı duruş ve itiraz çıkmalıdır. Bizim için terör ve bölücülük sorun ortadan kalkmadıktan sonra Türk milletine huzur gelmeyecektir. Bahçeli, bugüne kadar oy kaygısıyla hareket etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini söyledi. Eğer AKP terörü bitirecekse, bilsin ki biz kaybetmeye varız. Bölücülüğün kökünü kurutacaksa, biz haksız çıkmaya ve iktidara gelmemeye de hazırız. Türk milleti kazandıktan, refah ve saadet ortamına kavuştuktan sonra zaten bize gerek kalmayacaktır. Biz milli ve manevi konuları siyasi kaygılarla ve o hesaplarıyla değerlendirecek ve ölçecek düşüklüğü Allah'a şükürler olsun ki hiç göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceğiz. Bunun için önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben demeyi bir ilke kabul ettik ve bu yoldan da hiç ayrılmadık. Unutulmasın ki Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tarafındadır. Bölünmeye, milleti 36'ya, taksime ve farklı kışkırtısına sonuna kadar karşıdır. Doğrunun, hakkın, temizliğin ve birlikte yaşama inancının yanında ve temsilcisidir. Milletimizin hak ve menfaatlerinin savunucusudur. Güvenlik ve özgürlük beklentisinin ve ders dengesinin denetleyicisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğu kararlılığının arkasındadır. İddiayla söylemek gerekirse Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizin ağır sorunlarının birincisidir. Her mesele için kapsamlı çözüm hazırlıkları vardır. Huzur, refah ve kalkınma için projeleri tamdır. Biz çalışkan belediyemizin İsparta'da yaptıklarını Türkiye satına yaymak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, MHP'li belediyelerin önemli başarılara imza attığını söyledi. Bahçeli, bunu çekemeyen müzakereci AKP, belediyelerimize çamur atmaya, iftira pisliği bulaştırmaya çalışmaktadır dedi. Devlet Bahçeli, hafta sonunda Antalya'nın Serik ve Kemer ilçelerinde açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir dizi ziyaret, açılış ve temel atma töreni için gittiği Antalya'da ülkücülerle kucaklaştı.
Antalyalı ülkücüler Devlet Bahçeli'yi araç konvoyuyla karşıladı. Bahçeli, görkemli karşılamanın ardından Serik Belediyesi'nce yaptırılacak Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, törende belediyeciliğin önemini vurguladı ve yerel yönetimlerin merkezi idarenin bir provası ve hazırlık aşaması gibi düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Serik'in sorunlarını kökünden çözmek için belediye ekibinin var gücüyle çalıştığını belirten Devlet Bahçeli, Belediye Başkanı Mehmet Habalı ve meclis üyelerini tebrik etti. Devlet Bahçeli konuşmasını Serik'in MHP'nin yanında durması hamdolsun cevapsız ve karşılıksız kalmamıştır. Yörükler, Türkmenler MHP'yi sahipsiz koymamış, MHP de onları çaresiz ve yalnız bırakmamıştır sözleriyle sürdürdü. Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi altında bulunan belediyelerin çok önemli başarılara imza atarak yerel yönetimlerde mühür vurduğunu bildiren Bahçeli, bunu çekemeyen müzakereci AKP, belediyelerimize çamur atmaya, iftira pisliği bulaştırmaya çalışmaktadır, diye konuştu. Belediyelerimize çamur atmaya, iftira pisliği bulaştırmaya çalışmaktadır. Konuşmasını sahte ve çakma şikayet mektupları, düzmece iddialar ve suç imalleri yoluyla dürüstlüğün sembolü belediyelerimiz zan altına alınmak istenmektedir. AKP zihniyeti bizi yerel yönetimlerde sıkıştırmaya ve etrafımızı sarmaya cüret etmektedir. Ama yolsuzluk batağında 9,5 yıldır saplanıp kalan AKP'nin Allah'ın izniyle buna gücü yetmeyecektir. Sözleriyle sürdüren Bahçeli, Başbakan Erdoğan ve partisinin korkusu Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Endişesi ve kabusu Milliyetçi Hareket Partisi'dir, dedi. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında haram lokma yiyenlerin hesaba çekileceğini, hırsızların, hainlerin ve teröristlerin defterlerinin dürüleceğini vurguladı. Bölünme konusunda neredeyse yabancılara söz veren iktidarın yakasından tutulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi gelirse federasyoncular, ikinci cumhuriyetçiler, İmralı takaları, Kandil akbabaları, sözde Kürt sorunu icatçıları mutlaka hesap verecektir. Türkiye diş bilenler bunun diyetini vereceklerdir. Türkmeni, yörüğü görmezden gelen vicdanı kirlenmişler yaptıklarını ödemek durumunda kalacaklardır. Türkiye'yi bölmeye çalışan, Türk milletini ayırmaya ve düşman kaplara seferber etmeyi aklından geçirenler şaşırıp felç olacaklardır. Türkiye'nin iyi ve doğru bir yolda olmadığına dikkat çeken Bahçeli, istikrarsızlık ve dengesizliğin her alanı istila ettiğini, milletin her anlamda çaresiz bırakılarak kaderine terk edildiğini söyledi. Ekonomideki tahribat, azan hayat pahalılığı, kabus gibi çöken zamlar hepinizi perişan etmiştir. Bugün başbakanın gelişmiş diyerek yutturmaya çalıştığı ekonomik sistem, sizlerden aldığı fahiş vergilerle ayakta güç bela durabilmektedir. Fakirleşen millet, itibarlı devlet çelişkisi ve ağır yoksulluk hali sürekli görmezden gelinmekte, üstelik zenginleşmekten bahsedilmektedir. Sizlerden aldığını başkalarına peşkeş çeken bu iktidar ürünlerimizin dalda kalmasına nedense sessiz ve duyarsızdır. Başbakan Erdoğan'ın binlerce kilometre uzaklıktaki yerlere küresel hesaplar çerçevesinde yardım yaptığına işaret eden Bahçeli, ama sıra Serik'e geldiğinde bir şey yokmuş gibi davranmayı, hareketsiz kalmayı tercih etmektedir. Bu yüzden portakalın rengi, seraların bereketi, turizmin neşesi, toprağın bolluğu AKP hükümetiyle birlikte kaçmıştır, dedi. Devlet Bahçeli, ağır bir istismar ve zihinleri sürekli meşgul eden çıkar kavgalarının işsizliği ve yoksulluğu unutturmak için tezgahlandığını belirtti.
Ekonomik darboğaza düşen Türkiye'nin asıl sorunlarından savrularak başka alanlara kaydırılıp çıkmaza hapsedildiğini vurgulayan Bahçeli, Orta Doğu Sultanlığı'na özenen sefil zihniyetler milletimizin meselelerini çözemeyeceklerini anlayınca küresel güç merkezlerinin izin ve icazetiyle oyalanmaya ve ülkemizi sonu olmayan gerilimlerle meşgul etmeye çalışmışlardır, dedi. Bahçeli, Seriklilere zenginleşen, büyüyen, gelişen asla sizler değilsiniz ve hiçbir zamanda olmadınız. Elektriğiniz zamlı, ekmeğiniz pahalı, hayatınız çilelidir. Ama gelin görün ki ürünleriniz para yapmadığı için borçlarınızı dahi zor ödüyorsunuz. Emeğiniz, alın teriniz ne yazık ki heba olmaktadır ve AKP için bu hiç mesele değildir. İşsizlik, yoksulluk ve ağır sefalet şartları Akdeniz'in maviliğini kapatmış, parıltılı gökyüzünü karartmıştır. Şüphesiz bu devran böyle gidemez ve de gitmemelidir, diye seslendi. Bahçeli, çaresizlik içinde kıvranan vatandaşların acil çözüm bekleyen sorunlarının bir an önce giderilmesi ve kısır çekişmelerle kaybedilen yılların telafi edilerek Seri'nin aradığı ve beklediği esenlik ve bereket dolu günlere ulaşılmasını diledi. Devlet Bahçeli, parti olarak yönetimde bulunduğumuz yerel yönetimler yardımıyla bunu yapmaya ve olumsuzlukları yerel ölçekte yenmeye çabalıyoruz. Ama Allah iktidar olmayı bize nasip ederse her şeyin en güzelini inşallah sizlerle buluşturacağız, diye konuştu. Devlet Bahçeli konuşmasını hepinizi kucaklıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle tamamladı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Serik'ten Kemer'e geçen Devlet Bahçeli burada da bazı açılışlar gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli buradaki konuşmasına Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, belediye meclis üyeleri ve çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Kemer'in turizmin marka ismi olduğunu belirten Bahçeli, böylesi güzide batan beldeleri kültür ve medeniyetlerin kesiştiği kavşak noktasıdır, dedi. Kemer, turizmin marka ismidir. Turizmin ekonomideki rolüne dikkat çeken Devlet Bahçeli, en iyi tanıtımın sevgi, yakınlık ve ilgi göstermek olduğunu vurguladı. Kemer esnafının turizmin yapısal özelliklerinden kaynaklanan sorunlarına da değinen Bahçeli, ekonomik zorlukların üst üste yığıldığını söyledi. Bahçeli, eskisi gibi dükkanlara girip çıkanın alışveriş yapan sayısının istenilen düzeyde olmadığını da sizler yaşayarak biliyorsunuz. Kiraların ödenmesinde bile sıkıntılar vardır, dedi. Kültür ve medeniyetlerin... Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yenileme süreci konulu panel düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal'ın başkanlığını yaptığı panele anayasa konusunda Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri konuşmacı olarak katıldı. Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın düzenlediği yeni anayasa yapım süreci Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen panelde ele alındı. Muhterem beyefendiler, kıymetli hanımefendiler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Panele Doçent Doktor Tevfik Gülsoy, Profesör Doktor Hasan Tunç, Profesör Doktor Ali Akyıldız da Doçent Doktor İbrahim Dülger konuşmacı olarak katıldı. Milletin sesini dinleyeceğiz dedik. Milletin sesini milletin ayağına giderek dinliyoruz. Milletin sesini dinleyeceğiz dedik. Hani başında söyledik ya. Açtık. On binlerce efendim anayasa konusunda milletin iradesi geliyor. Bizim camiamızın kurmuş olduğu sivil toplum örgütleri mecliste önerilerini anayasa uzlaşma komisyonuna sundu. Ve o kadar itibar gördü ki ismini telaffuz etmeyeceğim hiç beklemediğiniz bir şahıs bizimle de hiç alakası yok. Ben bile titredim kendime geldim lafını orada telaffuz etmiştir. Bu derecede güzel bir havayla gidiyoruz orada. Orada ne olur? Orada bizim ortaya koyduğumuz kuraldı. Oy birliğiyle karar alınacak. Oy birliğiyle karar alınmanın anlamı bizim açımızdan biz hayır kardeşim dediğimiz zaman o iş olmaz. Olmayacak. Ama biz evet dedirtmeye çok müsait bilimsel, akli, siyasi argümanlarla yaklaşıyoruz. Şu soruların içerisinde pek çoğu o anlamda cevaplandırılmış olacaktır.
özellikle etnik, ayrımcılık, dil, efendim vatandaşlık gibi konularda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koymuş olduğu perspektif dahilinde ilerliyoruz. O yolda ilerlersek bunlar anayasada sorun olmaktan çıkacak. İki tane temsili organımız var. Yasama ve yürütme demokrasilerde temsili organlar. Bu temsili organlar demokratik siyasal sistemi işletmekle yükümlü organlar. Fakat bu organların demokratik performanslarını sağlamasını engelleyici 82 Anayasası'nın tıkanıklıkları var. Bir, benim anayasal bürokrasi dediğim yasama, yürütme ve yargının dışında, ki asla olmaması gerektiği kanaatindeyim anayasada, bunların dışında kurumların, anayasal kuruluşlar var. YÖK gibi, TRT gibi, hatta Diyanet İşleri Başkanlığı gibi. Bunlar kanun düzeniyle halledilmesi gereken meselelerdir. Anayasada yeri yoktur bunların. Çünkü siz bu alanları oluşturarak ne yaparsınız? Temsili organların dışında seçmen iradesinin tezahürünü engelleyici alanları oluşturursunuz. Türkiye'nin en temel sorununu sıralayın dediğimizde orada diyoruz ki işte adalet, eğitim, ana dilde eğitim, Kürt sorunu, bilmem terör sorunu, işte eşitsizlik, adalet, neyse bunların hepsini sayıyoruz. Hiçbir yerde Türkiye'de, buna Diyarbakır'da dahil olmak üzere, Kürt sorunu veya ana dilde eğitim sorunu birinci çıkmamıştır. Hep adalet birinci çıkmıştır. Diyarbakır'da adalet %56 çıktı, işte ana dilde eğitim %30'larda kaldı. Anayasalarda kural olaraktan iki önemli alan düzenlenir. Bunlardan bir tanesi insan hakları, diğeri devlet organlarının kuruluşu, işleyişi ve birbirleriyle olan ilişkileri. Asıl hedefimiz insan haklarını güvenceye almaktır. Devletin organlarının birbiriyle ilişkilerini falan da ona göre tanzim ederiz. Bunun devletin gücüyle falan ilgisi yok. Devletimiz elbette ki güçlü olacaktır. Ama devlet siyasilerin elinde vatandaşa zulmetme aracı olarak asla güçlü olmamalıdır. Bu anlamda bir güç hiç kimseye verilmemelidir. Bu bir zulümdür. 2001-2004 değişikliğiyle birlikte anayasamızın insan hakları açısından büyük bir sorunu yoktur. Ha, sorun nerededir? Sorun zihniyettedir. Siz ne kadar mükemmel bir düzenleme yaparsanız yapın, insanların düşüncesini, yaklaşımını, zihniyetini değiştiremezseniz o maddeler sadece yazılı olarak kalmaya mahkumdur. Hatırlarsanız 2010 anayasa değişikliğinde topluma neler söylenildi? Yapılanları bugün görüyoruz. Özellikle sendikal haklar boyutunda neler söylenmişti? Bugün yapılanları görüyoruz. Demek ki siz kanunlarınızı, anayasanızı ne kadar ileri noktaya taşırsanız taşıyın, bunun uygulamasını, bunun yerleşmesini istemezseniz veya kendi lehinize çevirmeye çalışırsanız bu anayasanın sorunu değil, mevcut zihniyetin sorunudur. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Antalya ve Isparta ziyaretlerinin öncesinde Ankara'da düzenlenen Kırşehir Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Bahçeli Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun ilgiyle karşılandı. Devlet Bahçeli, Kırşehir'in tarihi ve turistik mekanlarıyla yemeklerinin tanıtıldığı etkinlikte standları tek tek gezdi. Kırşehir hakkında bilgi alan Bahçeli'ye ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. Devlet Bahçeli, fotoğraf çektirme taleplerini yine geri çevirmedi. Haberleri izlediniz. Şimdilik hoşça kalın.